Sağ olun hocam. Hocam sizler biz bizim geleceğimizsiniz. Çok sağ olun hocam. Şimdi bizi izleyen meslektaşlarımız ve hani veteriner hekim adayı arkadaşlarımız, bizlere verebileceğiniz tavsiye, kendimizi geliştirmek açısından veya yapabileceğimiz şeyler arasından son bir böyle bir bize bu konuda da bir öğüt tarzında tecrübelerinizden bahsederseniz. Bu konuda arkadaşlar öncelikle memleketin bazı gerçekleri var. Öncelikle onlara kendinizi hazırlayın. Şu an çok sayıda, tam sayısını söylemek bile istemiyorum, çok sayıda veteriner fakültesi var. Yani rakibiniz çok olacak. Dışarı çıktığınızda mutlaka askerliğinizi, erkek adaylarımız için konuşuyorum, askerliğinizi mutlaka yapın. Ehliyetinizi mutlaka alın. Araba sürmeyi mutlaka öğrenin. Ve mümkünse iki, değilse bir tane gerçekten çok iyi yabancı dil öğrenin. Yani kendi diliniz gibi. Şu an mesela evde oturuyoruz, bir aydır evde oturuyoruz. İnternet üzerinden aktif kurslar var. Kendinizi geliştirebileceğiniz şeyler var. Bunları mutlaka değerlendirin. Çünkü özel sektöre geldiğinizde sizin için soracakları, askerliğinizi yaptınız mı? Erkek adaylar için. İngilizce biliyor musunuz? Ehliyetiniz var mı? Bu üç şey mutlaka, bu tabanı bakın. Tabanı artık. Çünkü o kadar çok rakibiniz olacak ki bu sektöre girdiğinizde göreceksiniz. Bu rakipleri aşmanız için farkındalık yaratmanız gerekecek. İkinci konu, özellikle ben değerini bilemedim, sizlerin bilmesini isterim. Mikrobiyoloji, epidemiyoloji, immünoloji, farmakoloji. Bu üç tane dalı sular seller gibi mutlaka öğrenin. Çok önemseyin. Çünkü sahada sizlere gerekli olacak esas ana madde.